Efendim işte evet Erhan Usta. Meral Akşener'in ekonomi kurmayı, genel başkan yardımcısı. Daha evvel MHP'deydi. Ondan evvel ekonomi bürokrasisindeydi. Ankara'dan tanırım kendisi, iyi tanırım. Ekonomiyi çok iyi bilir. Ve bütçede plan bütçe komisyonu üyesiydi. Bizlerin toplanan vergilerinin nerelere harcanacağını en son güncel bilgilerle bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz Erhan Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür nasılsınız? Ederim İsmail Bey. İyi misiniz? Çok şükür. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Efendim bizler için geldi Ankara'dan, sağ olsun var olsun. Şimdi yönetmenim Hilal kardeşimden de rica edeceğim. Bir görsel gelsin. Olur. Bugün bütçeyi konuşacağız. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin 3. bütçe teklifi meclise sunuldu. Siz de Plan Bütçe Komisyonu'ndaydınız. Bize halen de üyesiyim. Halen üyesiniz. Bize biraz anlatır mısınız? Bizim paralarımız nereye gidecek? Toplanan vergiler nasıl harcanacak? Bu bütçe ne getiriyor? Evet. Bu bütçe bir defa 245 milyar TL'lik bir açıkla bağlanmış bir bütçe. Yaklaşık bütçe harcamaların 1 trilyon 350 milyar TL olması, gelirlerinde 1.1 olması öngörülüyor bu bütçede. Aslında baktığınız zaman bu bütçenin toplumun sorunlarını çözecek bir bütçe olarak ben bunu görmüyorum. Çünkü şu anda nedir en büyük sorunumuz? Türkiye bir ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor, bir sıkıntı var. Esnaf sıkıntıda, işte işsiz insanlarımız var. Geniş tanımlı işsizlik 12.3 milyon kişiye ulaşmış bir işsizimiz var. Efendim gençler zaten iş bulamıyor. Böyle bir ortamda tabii toplumun sorunlarına çare olacak bir bütçe olmasını biz bekleriz. Maalesef bu bütçede bu yok. Yani bunu çok net bir şekilde analizine, detay analizlerine girilebilir. Niye yok diyeceksiniz? Çünkü İsmail Bey, yani bakın ben AK Parti hükümetlerinin 2002-2020, 18 yıllık bir dönem. Ben de bunun 15 yılında yaklaşık, pardon 12-13 yılında, 2003-2015 dersek 13 yılında üst düzey yönetici olarak görev almış bir kişiyim. Evet. Yani 2007-2008'e kadar çok başarılı bir yönetim var. Fakat ondan sonra biraz küresel krizin etkisi, biraz başka nedenlerle işler biraz ters gitmeye başladı. Yani Türkiye 2006 yılında 90'lı yıllardan gelen o çok yüksek bütçe açıklarını 2006 yılında sıfırlamıştı biliyor musunuz? Şu anda geldiğimiz noktada kamu açığı 2020 yılında milli gelirin %6,1'i kadar. Bu olağanüstü yüksek bir açık. Kriter olması açısından Maastricht kriterlerinin iki katı şu anda bir açığımız var. Kamu açığımız var. Hani Maastricht kriterinin altındayız, yakalıyoruz diyorduk bir zamanlar. Hakikaten öyleydi ama şimdi onun iki katına çıkmış. Erhan Bey, uzun yıllar ekonomi bürokrasisinde de görev yaptınız. Ve bütçeyi de çalışıyorsunuz. Bakın bugün Sözcü Gazetesi'nde bir haber var. Bana ne getirecek bu iş? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Tabii. Bugünkü Sözcü'den okuyorum. Milyonlarca vatandaşın durumu her gün biraz daha kötüleşti. Millet bütçesinden ne kaybetti? Asgari ücretti. Maaşı 100 dolar eridi. Sofrasından 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur azaldı. Maaşı kırmızı et karşısında %29, tavuk eti karşısında %23 kaybetti. Bu hesabı CHP'li Veli Ağbaba yapmış. Biz ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz efendim bütçeden? Şimdi şu efendim, yani kazanç kayıptan ziyade, şimdi bütçe tabii milletten para toplayacak, bir yere de harcayacak. Şimdi vergi gelirlerinde %16,7'lik bir artış öngörülüyor bu sene. Bir defa tutturulması çok zor. Bu anlamda bütçeyi gerçekçi olmadığını zaten ifade etmem lazım. Ancak yani milletten yaklaşık 925 milyar TL'lik bir vergi toplanacak. Ama bunun karşılığında tabii devletin rutin harcamaları var. Ama biz böyle zamanlarda ekonomik krizin bu kadar yoğunlaştığı, artı pandeminin devreye girdiği bir dönemde bununla mücadele edecek, burada yoksulluğu azaltacak harcamalar bekleriz. Bir defa şimdi 2020 yılına bakmazsa 2021 yılı çok iyi değerlendiremeyiz. Şimdi 2020 yılında işte şu paketi açtık, bu paketi açtık filan denildi. Bütçeden pandemi nedeniyle vatandaşımıza verilen destek sadece 8 milyar lira biliyor musunuz? Yani biz 1.2 trilyon liralık bir bütçeden bahsediyoruz. Buradan sadece 8 milyar lira millete destek vermişiz. Ne olmalı efendim? Sizce bu bütçede bizim insanımız için pandemiden etkilenen esnaf başta evet. olmak üzere ne kadar verilmesini öngörüyorsunuz? Biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki bir defa esnafa şimdi hep ne oldu? Tabii bütçe açıklarını zamanında harman savruldu bu paralar. Bu paralar harcandı. Yani bütçe açıkları çok arttı. Türkiye gereksiz bir sürü harcama yaptı. Yolsuzluk almış başını gitmiş. İsraf almış başını gitmiş. Kamuda bir saltanat var. Yani Ankara'yı bir göreceksiniz. Devlet binaları açısından, lüks araçlar açısından filan. Yani bu saltanatın bir şeyi var tabii. Şimdi paraları buraya harcarsanız vatandaşa verecek para bulamıyorsunuz. Sorun burada. Şimdi normalde ne yapılması lazım?
Ya kredi veriyoruz. Habire şimdi kredi musluklar açıldı. Şimdi o da kapatıldı çünkü o da patladı. Yani orada da bir sorun patladı var. Patladı mı? Tabii. O çok sıkıntılı. Ne demek patladı? Patladı şu. Yani şimdi bankalar çok zora girecek. İnsanlar gelir kaybına uğruyor. 3 ay, 4 ay, 5 ay 5 kuruş para kazanmamış İsmail Bey. Bu insanlar ne yapacak? Aç kalacak hali yok. Ne olursa olsun diyor. Bulduğu krediyi aldı. Devlet de orada kredileri düşürdü. Bir miktar kredi faizlerinin düşürmesi teşvik edildi. Ondan sonra aldı. Peki daha önce de verilen KGF'ler, ondan sonra verilen ihtiyaç krediler. Bunların geri ödemesi geldi. Geri ödemesi gelince nasıl ödeyecek bu insanlar? Mümkün değil ödeyemeyecek. Çünkü insanlar hala bir gelir yok. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki krediyle bu iş olmaz. Gelir transferi yapacaksınız. Bakın. Ne demek Amerika o? Birleşik Devletleri. Gelir transferi ne demek? Doğrudan para vereceğiz ihtiyaç sahibi insanlara. Borç vermeyeceğiz. Para vereceğiz. 200 gündür kıraathanesini açamıyoruz kahveci. 200 bin tane kahveci var, öyle deyip geçmeyin. Ailelerle birlikte 1 milyon kişi demek bu. 1 milyon kişi açlığa mahkum ediyorsunuz. Bu insanların borcunun olduğunda zaten herkes borçlu tepeden tırnağa. Yani bu iktidarın böyle bir şeyi var. Bakın, sadece kahveci esnafı da değil değil mi? İşte, tabii, bütün esnaf derdi. Lokantacısı, kafecisi, bakkalı, efendim telefon aksesuarı satanı. Biliyorsunuz biz Sayın Akşener'le, Genel Başkanımız esnaflı geziyor. İlçe ilçe geziyor. İlleri bırakın ilçe ilçe geziyor. Ben de en son Giresun orada? Ve Yozgat seyahatlerine katıldım. Yani ya çok perişan. Bakın gittiğimiz yerler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %85-90 oy aldığı yerlere gidiyoruz. Tabii biz MHP'de de siyaset yaptık. İnsanlar AK Partili seçmenin şöyle bir şeyi vardır. Kol kırılır, yerin içerisinde kalır. Geçmişte şikayetinden bahsetmez ne kadar sıkıntılı olsa olsun. Şu anda gezdiğimiz yerlerde bir tane esnaf durumun iyi olduğunu söylemedi bize. Herkes şikayet etti. Ve herkes artık sizi bir kurtarıcı olarak görmeye başladı. Yani çünkü bir yerde bir medet umuyor. Çünkü esnaf bağırıyor. Diyor ki kardeşim ben siftahsız işleri kapatıyorum. Benim kredilerim var, benim borçlarım var, benim çocuğumun okulu var, bana destek versin devlet diyor. Devlet kulaklarını tıkamış. Şimdi giden siyasetçi, dolayısıyla özellikle tabii Meral Hanım'a karşı çok ciddi bir ilgi peki, vardı. Peki bir şey soracağım. Gittiğiniz yerlerde işsiz tablosu nasıl? İşsiz gençlerimizle ilgili gördüğünüz tablo nasıl? Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. Zaten bizim gittiğimiz yerler biraz daha sıkıntılı yerlerdi ama Türkiye'nin her tarafında aynı şey var. Bakın şimdi TÜİK diyor ki manşet enflasyon, çok affedersiniz, manşet işsizlik rakamını 4.2 milyon diye açıklıyor. Bu rakam bir defa kökünden yanlış. Çünkü zaten TÜİK'in rakamlarını tekrar kullanarak biz bunu analiz ettiğimizde iş bulma ümidi kırılmış, iş bulsam elbette çalışırım diyen bir 4.3 milyon insan daha var. Bunu sizin içerisine katmıyor. Etti mi 8? Katmıyor. Katmıyor. Etti mi 8.5 milyon? Bakın hep TÜİK rakamlarını söylüyorum. Kendi rakam uydurduğum rakamlar değil. Resmi rakamlara göre. Tabii resmi rakamlar bunlar. Ama analizi nasıl analiz yaptığınız yani önemli. Yani iş aramaktan ümidini kaybedenler de dahil edilince. Tabii 8.5 milyon işsiz oluyor. Vay be. Bunun üzerine bir de Covid etkisi var. Yarı zamanlı çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneği alıyor. İş başında gözüküyor, çalışmıyor. Bunları da koyduğunuz zaman tam 12.3 milyon bu ülkede işsiz var. Çok kötü. Çok yüksek. Yani bunu her yerde görüyoruz. Size ben bunun peki çözümünüz ne diye soracağım. Siz çünkü İyi Parti'nin ekonomi kurmayısınız. Fakat gelişmeleri farklı değerlendirenler de var. Bakın bugün Hazal Ateş sabahta dönüşüm bütçesi demiş. Mesela meselenin daha böyle pembe tarafına bu bakmış. Bütçede hiçbir şekilde zaten bir alan kalmadı. Bakın şimdi bütçede bir alanınız olur. Yani bütçe açığınız çok makul seviyelerde olur. Hani ona fiscal room der yabancılar. Bir mali alanınız olur. Ondan sonra dersiniz ki ha ben şuraya para harcayacağım. İşte yani manevra alanın manevra olur. Manevra alanınız biraz fazla yok. Paran olur. Yani bir rahat açığın hareket çok düşük olur. Bir manevra yapacak bir şey olur. Yani burada şimdi, yok mu? Yok. Bu tampon tamponu park etmiş araçlar gibi. Yani nasıl çıkacağız biz buradan? Ya şu anda bu akılla hele mümkün değil. Çünkü istişare kalmadı kurumlarla. Kurumlar kalmadı. İsmail Bey, yani hakikaten Türkiye bu anlamda çok sıkıntılı. Yani kurumlar çalışmıyor, bürokrasi yok, liyakat denilen hiçbir şey yok. Yani bunu yapmak istese ama bile iktidar... Merkez Bankası bağımsız. Değil. Değil mi? Yani kim söyleyebilir bugün Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu? Merkez Bankası bu anlamda hiçbir kredibilitesi yok. 2001 yılında 57. hükümet döneminde biliyorsun bağımsızlığına kavuşturulmuştu. Güzel de gittiydi, fena da gitmedi. Ama şu anda Merkez Bankası'nın aldığı kararların iç ve dış piyasalarda onlara karşı bir güvenilirlik yok. Parça. O yüzden mali alan olmadığı için bir şey yapmıyor. Bu bütçede hiçbir dönüşüm falan yok. Yok mu? Bu bütçe rutini götürüyor. Onu bile götürecek bir bütçe değil. Bakın 245 milyar lira olarak bağlanmış. Şu andaki kağıt üzerindeki açık. Bir geçen yıla bakalım. Tabii bu yılın tutup tutmayacağını görebilmek için geçen yılki performansımıza bakmak lazım. Geçen yıl bütçe açığı 139 milyar TL olacak demişiz. Bu 239'a çıkacak diye şimdi hükümet söylüyor. Ama aldığı borçlanma yetkisi de 308 milyar lira.
Yani hala da açığın şu anda 139'dan 239'a çıkartıyor. Bunun üzerinde olması ihtimali çok güçlü. Ya geçen yıl 239'la bağladığınız 230 en iyi tahminle 240 milyar lira olacak açığı bu yıl nasıl 245 milyar lirada tutacaksınız? Bunu zaten şey olması, gerçekçi olmadığını çok net bir şekilde. Bu bütçe artık bir faiz bütçesi haline gelmiştir. Benim en büyük sıkıntı olarak gördüğüm şey, bakın 90'lı yıllarda biz çok kamu açıklarından, bütçe açıklarından çok çektik. 2000'in başından itibaren bir program uygulanmaya başlandı. Doğrusuyla yanlışıyla. Fakat kamu açığı sorununu Türkiye çözdü. Çözmüştü. Fakat son 10 yıldır ama özellikle son 2-3 yıldır bunu yani biraz bu... Bir çalar saati alayım arkadaşlar. Yeni sisteme de bağlayabiliriz. Bu bütçe açığı çok fazla. Yani Türkiye manşeti şu söyleyeceğim şeyin. Türkiye yeniden borç, faiz açık kısır döngüsüne giriyor. Türkiye bu sarmaldaydı. 90'lı yıllarda bu sarmaldan çıkmıştı. Fakat tekrar buna doğru gidiyor. Yani yüksek borcumuz var. Yüksek faiz var. Faiz var. Şimdi bunu ödemek için tekrar faiz veriyorsunuz. Bakın bir rakam vereyim size. Tekrar borçlanıyoruz. Biliyorsunuz Temmuz 2018'de yeni sisteme geçildi. Bunu hem sisteminden milat olarak alabilirsiniz hem de şimdiki çok iddialı olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın geldiği yıl olarak alabilirsiniz. O tarihte merkezi yönetimin yani bütün devletin iç ve dış borç toplamı 1 trilyon 10 milyar lira. Yuvarlak olsun diye 1 trilyon lira diye söyleyelim. Aradan 2 yıl 1 ay geçmiş. Yani 2018 Temmuz, 2020 Ağustos. 2 yıl sonra şu anda geldiği seviye 1 trilyon 810 milyar lira. 2 yılda borç stoğu, devletin borç stoğu %80 artıyor. %8-10 enflasyon var diyoruz. Borç stoğumuz %86. Çok soru geliyor, söyleyeyim. Kıdem tazminatı, EYT, işsizim diyenler, emekliyim, geçinemiyorum diye yaşayanlar. Bütçeyi konuşacağım. O nedenle hiç ayrılmadan adeta nefesinizi tutarak izlemenizi isteyeceğim. Sizlerin ve bizim ortak vergilerimizle oluşturulan bütçe nereler harcanıyor? Plan Bütçe Komisyonu'ndan geldi. Sizler için Ankara'dan ve bizleri bilgilendirmeye. Erhan Bey, önce şunu bir sormak istiyorum. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, bugün Türk'ün gazetesinde de var. Aslında diyor, yeni değil ki bu diyor. 2 yıldır devam ediyor diyor. Askıda değil, insanca yaşamak dedik bu sabah. Bahçeli ekmek, askıda ekmek hatırlatması yaptı ama askıda bilgisayar, askıda fatura, askıda maske, askıda kitap. Çok farklı açıklamalar var. Ne diyorsunuz efendim bu olup bitene, tartışmalara? Yani aslında Devlet Bey işi özetlemiş bakarsanız. Yani insanlar hakikaten artık ekmeği almaya muhtaç hale geldi. İnsanlar artık elbette bizim kültürümüzde yardımlaşma, ona hiç kimsenin bir şey dediği yok. Bu sözde bir yanlışlık da yok. Ama bunun ifade ettiği aslında anlama bakmak lazım. Hakikaten insanlar çok sıkıntıda. Ekmek alamıyor, işte ancak yardımlaşmayla, sadakayla. Halbuki biz ne diyoruz? Biz sosyal devlet diyoruz. Bu kadar vergi toplayan bir devletten bahsediyoruz. Faiz giderlerini %31 artırıyorsunuz bütçede. Bakın, faiz giderleri %31 artarken milletimize para veremezsek olmaz. İşte az önceki dediğim doğrudan gelir transfer dediğimiz şey bu. Bütün dünya pandemiyle mücadeleyi böyle yaptı. Böyle ekmekle, askıyla falan yapılmadı bu işler. Amerika Birleşik Devletleri o koskoca milli gelirin %12,5'unu bu tür doğrudan transferlere aktardı. Yani siz şimdi 200 gündür esnafın iş yerini açamıyor mu diyelim ki kahveci? Veya 80 bin tane kantinci var şimdi arada geldi. Biz de kapalıyız diyorlar, okullar kapalı. Bu insanlar evine ne götürecek? Bunlara doğrudan devlet yardım vermesi lazım. Doğrudan destek vermesi lazım. Yani borçla harçla bu olmaz. Lokantacısı böyle, diğer esnafın tamamı böyle. Zaten insanlar biliyorsunuz bir de... Türkiye'de borçluluk çok arttı. Türkiye bir illüzyon yaşadı İsmail Bey. Yani bir hayal insan tabii insanlar şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bu küresel iklimin getirdiği şeyler de vardı. Yani 90'lı yıllarda bakın herkesin elinde iyi kötü en fakirin elinde dahi bir miktar altını vardı. O zaman mark diyorduk. Markı vardı, doları vardı. Şimdi herkesin borcu var. 2 milyar lira bakın her şeyi hani 2002 ile mukayese ediyorlar. 2002 yılında tüketici kredilerinin toplamı 2 milyar TL sadece. Şu anda 665 milyar TL. Kredi kartı sıfır. Şu anda 135 milyar TL. Yani 2002'de 2 milyar lira olan tüketici borcu için söylüyorum. Bunu firmaların borçlarını falan katmıyorum içerisine. 700-800 milyar TL'ye çıkmış. Doğru mu anlıyorum Erhan Bey? Hem devletimizin
son 2 yıldaki borçluluğu katlandı. Hem de vatandaşın benim... borçluluğu katlandı. Hmm. Yani bu dönemde, şimdi herkes bunu AK Parti hükümetleri, illüzyon dediğim o. Şu işi çok iyi beceriyor. Çok güzel reklam yapılıyor. Her şey sanki. Geçmiş birikimlerimizi de bu dönemde harcadık. Evet. Bu dönemin gelirini de bu dönemde harcadık. Gelecek gelirlerimizi de bu dönemde harcadık. 3 dönemi bu dönemde harcandı. Herkes refahındaki bir artış, evinin mobilyası, arabasını bir miktar iyileştirdiyse bunu hepsini bu dönemin kendisine sağladığı bir gelirmiş gibi algılıyor. Bu illüzyona insanlar maruz bırakıldı. Herkes borçlandı. Yani şu anda bakın, şu anda bütün bir yıllık ekonomide yaratılan ücret gelirinin tamamı tasarruf edilse şu anda tüketicilerin borçlarını karşılamaya yetmiyor. Peki Erhan Bey, böyle bu para şey nereye gitti? Bu para iktisaden içeride betona gitti. Yani ben bunlara inanılmaz bir şekilde itiraz ettim bürokratken de. 10. kalkınma planını sırf bunun üzerine kurguladık. Türkiye'nin kaynakları yanlış yerlere harcanıyor. Betona parayı gömüyorsunuz. Bu üretken değil. Üretmeyen bir şeye parayı gömerseniz olmaz. Hala Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da dedi, başbakandı. Şimdi de söylüyor. Aman işte inşaatla uğraşmayın. Kardeşim, inşaatla uğraşma meselesi değil. Ülke zaten paraya muhtaç. Dışarının parasıyla biz yabancı şeylerle, tasarruflarla ayakta duran bir ekonomiyiz. Maalesef 18 yıllık iktidar bunu aşamadı. Aklımıza şimdi soru geliyor. Aldığınız o parayı da, çok affedersiniz, aldığınız o parayı da yanlış yerlere harcarsanız işte borcumuz katlanıyor. Ülkenin borcu arttı. Firmaların borcu arttı. Bankaların borcu arttı. KOBİ'lerin borcu arttı. Tüketicinin borcu arttı. Borçla ayakta duran bir şey. Ve şimdi borcu ödeyebilmek için gelirinizin olması lazım. Daha kötüsü şu. Artık Türkiye bakın, şimdi hiç kimse bunu pandemiye falan bağlamasın. 2019'unda pandemi vardı. Türkiye'nin büyümesi birin altında %0,9. O da ne kadar gerçekçi, o ayrı bir şey. Yani pandeminin dışında Türkiye ekonomisi geldi, tosladı. Kötü mü yönetiliyoruz? Kötü yönetiliyoruz. Ekonomik anlamda. Evet, ekonomik anlamda. Ekonomi yönetimi başarısız. Her yönüyle başarısız. Peki ne yapmalılar lazım? Evet, Meral Akşener'in ekonomi kurmayı Erhan Usta'ya soralım. Bütçe biraz detaylandırır mısınız? Nerede ne var, nerede ne yok? Şimdi bütçede emekli yok, memur yok. %3 artı 3 zam öngörülüyor bu bütçede. Şimdi enflasyonu siz düşünün ve gelirlerinizin, hem emekli maaşları için hem de memur maaşları için. Ve makyajlı enflasyona göre de işçi ücretleri ve işçi emeklileri için bir artış öngörülüyor. Dolayısıyla işsizler için bir şey olmadığını söyledik. İşte kahveci esnafı, efendim servisçi esnafı, bakın bunlar kaç aydır bu insanlar evine ekmek götüremiyor. Bunların gelir kaybını hiçbir şekilde telafi edecek devlet bir transfer yapmadı onlara. Borcun dışında doğrudan gelir transferi yapmamız lazım. Bütün dünya böyle yaptı. G20 ülkelerinde doğrudan transfer yapan ülkeler arasında en sonuncuyuz, biliyor musun? Hem de açık ara. Yani milli gelirin sadece 0,2'si kadar. Amerika'da milli gelirin 12'si kadar bu tür transfer yapılmış, doğrudan gelir. Para veriyorsunuz insana. Hibe para veriyorsunuz. Çünkü bu insan bu borcu ödeyemeyecek zaten. Benim kız kardeşim Amerika'da yaşıyor. Dedi ki, abi dedi, hükümet yani devlet her bir Amerika'da yaşayana çek yolluyor dedi. 2000 tabii, dolar. Tabii. Çocuğun varsa rakamı söyleyeyim, 500 dolar daha. Karı kocaysanız 1000 dolar. Mesela böyle değil mi? Siz bunu söylüyorsunuz. Onu söylüyorum. Ya bizim devletimiz de vatandaşa para versin. İhtiyaç sahibine versin. Amerika herkese, bir vatandaşına veriyor. Ama bize ihtiyaç sahibi olana versin. Bunlar tespit edilebilir. Devletin bir sürü başka ülkelerde yapıyor mu bunu? Yapıyor tabii. Onun yüzden diyorum, G20 ülkelerinde 0,2, bakın burada ben onun şeyleri getirdim. Bakın, uzatmamak için şey yapmıyorum. 0,2 G20 ülkelerinin en sonuncusuyuz biz. Bu tür transfer. Sadece 8 milyar lira bütçede yaptığımız transfer. Yani 1.3 trilyon liralık bir şey diyorsunuz, bütçe büyüklüğü diyorsunuz, onda bir damla kadar millete transfer yani devlet yapıyor. Devlet şunu yapsın, kahveci esnafımız orada, servisçi mi zordu? Ona bunları para tespit versin. Edeceksin. Ayda diyelim ki 2000 lira parasını götüreceğiz. Al kardeşim, evine ekmeğini yedeceksin. Borç değil. Borçların çünkü bankalarda risk altına alıyoruz. Bu kredileri bankalara verdirtiyoruz. Tamam mı? Yarın bu bankaların geri dönüşleri yok, bunlar mümkün değil geri dönüşü. Ama bir şey söyleyeyim Erhan Bey, devletimizin bu kadar parası var mı ama? Devletin bu kadar parası olmalıydı, onu söylüyorum. Devlet parayı harbi harman savurdu. 5 tane müteahhiti zengin etmek için milyarlarca doları bu ülke harcadı. 154 milyar dolar şu anda kamu özel işbirliği projelerinden gelir garantisi vermişiz. 154 milyar dolar. Bu köprüler, hiç, otoyollar tabii, falan köprü, mı? Köprü, otoyol, tünel, şu bu. Daha bunların hiçbirisi bu rakamların içerisinde yok. Daha bu Türkiye bunlarla yüzleşecek. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bunların parası konuldu bütçeye.
Faizin parasını koyuyorsunuz ama taşeron için hiçbir şey koymuyorsunuz. Emekli için bir şey koymuyorsunuz. Ekim vakti geldi. Bizim memlekette şu anda buğday ekim vakti. Millet bana söylüyor, diyor ki mazot alacak paramız yok diyor. Hmm. Niye bu bütçede bütçe çiftçi için bir şey olmasın? Rutinin dışında. Rutin olanlar elbette. Ne yapalım çiftçiye? Dolayısıyla yani destek verilmesi lazım. Kanunu çıktı bunun. Milli gelirin %1'i kadar destek verilir diye. Evet. Eğer bu yapılmış olsa şu anda 50 milyar TL destek olması lazım. Yaklaşık 20 milyar TL civarında rutin ödemelerin dışında yarısı bile destek yok. Yarısı bile değil. 0,4. Milli gelirin %1'i kadar olması konusunda 2006 yılında kanun çıkmış olmasına rağmen. Dolayısıyla para kötü harcandı. Yani mazeret değil. Bir şey diyeceğim. Şimdi hani bu parayı, çok affedersiniz, bu parayı şimdi hükümet, yeni bir hükümet gelir. Bu parayı geçmiş kötü harcar. Ya işte ne yapalım, bütçeyi bozmuşlar, şimdi ben veremiyorum. 18 yıllık bir iktidar. Hiçbir konudan mazeret ileri sürecek bir durum yok. 2006-2007'de düzelttiği bütçeyi, düzeltilen bütçeyi tekrar işte saltanat, şatafat, yolsuzluk. Bakın yolsuzluk algı endeksi diye biliyorsunuz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir endeksi var. Son bir yılda 13 basamak birden kötüleştik biz, biliyor musunuz? Ne demek bu? Yani yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerdeyiz. 13 tane, algı olarak en azından. Algı olarak. Böyle bir algı var. 13 tane ülkeyi daha geçtik. Yani ya bu ülkede yolsuzluk yapılıyordur diye düşünce var. Düşünce var. Yani tabii düşünce de boşu boşuna değil. Herkes yaşadıklarından dolayı bir oluşuyor. Zaten algının olması, isterse olmasın, daha kötü bir şey. Bunun olmadığını da kimse söyleyemez. Şimdi biraz evvelki sorumu unutmuş değilim. Hatırlatmak istiyorum. Ekonomi yönetimini eleştirdiniz ya. Evet, kötü yönetim. Peki ama gerçekten kötü mü? Ne yapsınlar diye sormuştum. Ama önce Akşener'in bir sesi vardı. Hazır mıyız? Akşener'i dinleyelim. Sonra ekonomi yönetimini eleştiriyor ama doğrusu nedir? Dinleyeceğiz. Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan bir yılda ne yaptı biliyor musunuz? O doları frenleyebilmek için Merkez Bankası'ndaki dövizi satıp savdı. Kayınpederinin şişirilmiş rakamlarla övündüğü Merkez Bankası döviz rezervi eriyip gitti. Damat bakanın bakanlığının yurt dışına ihraç ettiği tahvillerden zararımız ne kadar biliyor musunuz? Tam 3,5 milyar dolar. Yani yaklaşık 28 milyar lira. Hani 500 bin öğrencimize tablet dağıtacağız diyorlar ya, tanesi 1000 liradan ne eder? 500 milyon lira. İşte tek kalemde onun 56 katı zarar var. Damat bakan eğer reklamlardan gözünü çevirip dövize bakabilseydi, 500 bin öğrencimize değil, Türkiye'deki bütün öğrencilere bilgisayar verilebilir, bütün öğrencilerimize ücretsiz internet imkanı sunulabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 1,5 milyon öğrencimiz, evladımız uzaktan eğitim imkanından yoksun. 1,5 milyon çocuktan bahsediyorum. 1,5 milyon hayatının bir yılı, eğitimde bir yılı, belki de 2 yılını kaybetmiş çocuktan, gençten, evlattan bahsediyorum. Çünkü bilgisayarları yok, internetleri yok. Milletin parasını çarçur etmek yerine hiç değilse 1,5 milyon öğrencimizin tamamına bilgisayar dağıtsaydın fena mı olurdu? Ücretsiz internet verseydin fena mı olurdu? Şimdi efendim bunu konuşacağız. Ekonomi ve ekonomi yönetimine ilişkin sözleri. Bu arada ben yönetmenimden rica edeceğim. Yerel gazeteler de gelsin. Bir de çiftçiyle ilgili haber. Ama bakın biz geçen gün söylemiştim. Bilge liderlere ihtiyacımız var demiştim. Bugün Ebubekir Şahin de böyle bir paylaşım yapmış. Efsane komutan ve devlet adamı, Bosna Hersek'in gururu, Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun diyor. Gerçekten büyük bir adamdı. Mekanı cennet olsun. Aliye İzzet Begoviç'i de böyle anlatmış olalım. Bir anlatır mısınız efendim? Ekonomiyi yönetiyor. Tabii eleştirmek kolay. Çözüm ne veya sizin tespitleriniz ne? Şu. Şimdi ekonomi 18 yıllık bir iktidar olduğu için bunun tamamını yekpare bir şey söylemek mümkün değil. Hep söylüyorum. Benim bununla ilgili meclis konuşmalarım var. Şimdi de söyleyeyim. Az önce de söyledim. 2007'ye kadar ciddi bir, çok güzel bir ekonomi yönetimi var. Bir performans var. İktidar, AK Parti hükümeti performansı var. Sonra küresel kriz, başka nedenlerle tavsamış bir takım işler var. Daha sonra bir miktar düzelme. Bir de yani 3 evre ayırsak. 2007'ye kadar olan evre, 2007'den 2018'e kadar olan evre. Bundan sonra yeni sistem ve yeni bakan. Şimdi tabii Berat Albayrak hem sistem hem bakan aynı dönemde
geldiği için şimdi bu değerlendirmeyi de ayrıca yapmak gerekiyor. Bakın bir gösterge vereyim. Yani vergiyi topluyoruz değil mi? Ondan sonra bir takım harcamaları yapıyoruz. Sayın Bakan, Sayın Berat Albayrak'ın geldiği ve yeni sistemin devreye girdiği Temmuz 2018 yılında topladığımız verginin İsmail Bey %10,5'ini kabaca %10'unu faiz ödüyormuşuz. Vergiyi topluyoruz, %10'u kadar faiz bütçesine ayırıyoruz. Diğerlerini de başka yerlere harcıyoruz. Şu anda geldiğimiz rakam %19. Bakın 2 yıl içerisinde verginin %10'unu faize verirken şu anda 19'unu veriyoruz. Ve daha kötüsü 2021 bütçesinde bunun %20 olacağını yeni ekonomik programı kendisi beyan ediyor. Yani kötü yönetim böyle anlayabiliriz. Hatta bir rakam daha vereyim size. Çok teknik ama bunu olabildiğince şey izah etmeye çalışacağım. Şimdi, halk diliyle anlatayım. Halk diliyle anlatayım. Yani büyümenin kaynakları vardır. Bir de bunlar kaynaklardan bir tanesi toplam faktör verimli veya verimlilik dediğimiz. Şimdi şu ekrandaki şey Kalkınma Bakanlığı'nın, eski Kalkınma Bakanlığı, şimdiki Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın dokümanından söylüyorum bunu. Sayfası 24, 24. sayfada. Diyor ki 2002-2007 yılında, tamam mı? Yani yatırımların ve istihdamın dışında, yani hukuk sisteminin düzgün çalışmasından, kamu yönetiminin iyi olmasından, toplumda huzurun, refahın, kardeşliğin olmasından, eğitim, sağlık, yani yatırım ve iş gücünün dışındaki bütün faktörlerden kaynaklanan büyüme artışı yıllık ortalama 2,7. Bakın devletin rakamından söylüyorum. Ne demek bu? Şimdi, yani şu, eğer o diğer unsurlardan dolayı %3 büyüyorsanız, hukuk, demokrasi, eğitim, sağlık, hoşgörü, iş ortamının iyileştirmesi, bu şeylerden, düzenlemelerden de 2,7 yıllık büyümenize katkı geliyor. Şunu mu anlayacağım? Yani 4 ise 2,7 daha üzerine koy, 6,7 oluyor. Ama halk anlasın, halk. Ben anlayayım. Şunu mu anlayacağım? Bu ülkede demokrasi işlese, daha iyi işlese, hukuk daha iyi işlese, eğitim reformu yapılsa, yargı reformu yapılsa, iş ortamı düzgün olsa, iktidar müdahaleyi minimuma indirse ya da yapmasa, o zaman daha mı büyürüz? Çok daha büyürüz. Ve torpil Türkiye, olmasa. Türkiye bunu gerçekleştirdi ki Türkiye'nin kendi belgesinden söylüyorum. Ama 2008-2009 çok kötü olduğu için o yılları koymamış. 2010-2018'de ise buradan gelen büyümeye katkı neredeyse sıfır. Yani işlerin bozulmuş olması, yönetim tarzının bozulması, bunun hepsine özetine kötü yönetim diyebiliriz. Kötü yönetimden kaynaklanan büyüme etkisi sıfır. Hatta daha kötüsü var bunun, eksi olduğu yıllar var. Yani o kadar kötü yönetiliyor ki eksi olduğu yıllar var. Şimdi bunun artı olduğu yıllar olmamış olsa, çok yüksek olduğu yıllar olmamış olsa burada bir metodolojik hata var. Size bir eleştiri var. Evet. Yani ismini söylemeyeyim, polemik olmasın ama yine bu ülkücü camiadan bir isim, bürokratisiden gelen bir isim. Ekonomi bugün kötüyse bu kadar, 2003'ten 2015 yılına kadar Sayın Babacan'ın ekonomi kurmay olarak görev yapan Sayın Usta ile Sayın Babacan bugün bu eleştirileri nasıl yapabiliyorlar? Şimdi yani tabii bu çok... İsim vermiyorum tabii, kim olduğunu. Çok anlamlı bir eleştiri değil. Onu zaten söylüyorum ben. Evrelere ayırıyoruz. 2007'ye kadar olanda bir şey diyorum ya. Türkiye %10'lardaki kamu açığını getirdi. %0'lara düşürdü. Türkiye milyarlarda... Bak yıllık ortalama 20 milyar doların üzerine Türkiye yabancı sermaye giriyordu. Hani hep dış güçler diyorlar ya. Dış güç o zaman da vardı. Yani veya şimdi milli yerliyiz diyorlar. O zaman milli yerli değil miydi bu iktidar? Yani çok para girdiği zaman, bizim notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye geldiği zaman, oluk oluk Türkiye'ye para girdiği zaman bu iktidar yerli milli değil miydi? Şimdi yerli milli olduğumuz için bize gerginlik çıkartıyor. Ne değişti Erhan Bey? Şunu söylüyorum ben. Çok şey değişti. Mesela? Yönetim tarzı kötüleşti. Yani kibir arttı, saltanat, şatafat arttı. Subay evlerinde otururken şimdi işte bin odalı saraylarda oturulmaya başlandı. Ve bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı yapmıyor. Bütün bir kamu idaresi yapıyor. Üst yönetimin tamamı yapıyor. İsraf mı var yani? Aşırı derecede israf var. Ve çok ciddi şeyler var. Yani kamu yatırımı kaynaklı işte yolsuzluk diyebileceğimiz şeyler var. Ya 5 tane müteahhiti beslemekten bu milletin anası ağladı. Dünya Bankası'nın çalışması var. Dünyada diyor ki kamudan ihale alan 10 tane firma sayılıyor. Bütün dünyada kamudan evet, ihale alan. Bizden. 5 tanesi yerli firma. Bizim firmalar. Şimdi dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 firmanın 5'i Türkiye'den. 10 firması. O meşhur 5'li. Kamudan. Tabii meşhur 5'li. Bildiğimiz 5'li. Kamudan alan. Hani diğer taraftan alsın. Yani şimdi burada düzgün bir şey olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bir şey yapıyorsunuz. Kamu özel işbirliği projesi yapıyorsunuz. Bütün yatırımın bedelini 2 yıl içerisinde garanti kapsamında yatırımcısına veriyorsunuz. 20 yıl kendisine kesesine çalışacak. İşte bu yanlışlar. Bu yanlışların hepsi 2008-2010 sonrasında yapıldı. Şimdi, bu yanlışlardı. Dolayısıyla bizim bürokrat olarak biz her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Biz bu iyi yönetimde elbette ki payımız var ama kötü yönetimin sorumluluğu elbette ülkeyi yönetenlere ait. Orada bizim yapacağımız. Şimdi sırada EYT var. Efendim aslında EYT, şimdi ben bir EYT'liyim biliyorsunuz. EYT mağduruyum. Emeklilikte yaşa takılanlar.
Ama Türkiye'de en büyük EYT mağduru kimdir? Hadi bana söyleyin. Erhan Usta'dır. Samsun'da Erhan Usta. Nedenini anlatacağım size. Ama iki mesaj okumak istiyorum. Gündüz Şah bir mesaj attı bize. Hani umudu diri tutmamızla ilgili bize destek mesajı atmış. Babasız 5 evlat büyüttüm, okuttum. Her biri çalışıp başlarını sokacakları bir ev sahibi olsunlar. En büyük hayalimdi. Şimdi evde işsiz oturuyorlar. Türkiye fotoğrafı işte bu, işsizlik. Geçiyorum. İsmail Bey, herkesin her şeyi olsun da ben iş istiyorum. İş, millet paradan, mutluluktan ölüyor. Ben işsizim diyor. İşte Türkiye'nin temel meselesi işsizlik. Efendim, en büyük, Türkiye'deki en büyük EYT mağduru Erhan Usta. Neden? Evet, çünkü mecliste biliyorsunuz o zaman İYİ Parti, ben MHP Grup Başkan Vekili diyor. İYİ Parti'nin EYT ile ilgili bir meclis araştırma önergesi gelmişti. Biz de o zaman tabii siyasette şu maalesef kısmen yapılıyor. İşte bir başka parti getirirse haklı bile olsa olmaz filan deniyor. Ben öyle bir siyasetçi değildim o zaman da. Biz dedim MHP olarak buna söz vermişiz. Şimdi sözümüzün arkasında durmamız lazım deyip o önergede olumlu oy kullandım ve önerge kabul edilmişti. Daha sonra ben görevden alındım. Niye bu önergeye destek verildin diye. Yani çok da nezaketsiz bir şekilde ben mecliste görüşmeler devam ederken haberlerden öğrendik görevden alındığımızı. Dolayısıyla EYT'lere verdiğimiz bu destekten dolayı ama ben hiçbir şeyim yok. Ne derler, pişmanlığım yok. Ben haklı olduğuna inandığım bir şeyin peşindeydim o zaman. Yaklaşık 6 milyon civarında bu ülkede EYT'li var. Özel sektör diyor ki çalıştıran, sen yaşlısın diyor, artık çalıştırmam seni diyor. Devlet diyor ki sen gençsin diyor. Ya bu insanlar ne olacak? Yani 5 milyonun üzerinde şu anda 6 milyondu. Biraz yavaş yavaş azalıyor. 5.3 milyon bu şekilde insan var. Ve bu insanlar yani kıdemini primini yatırmışlar. Yani 10 bin gün prim yatırıp şu anda yaşı bekleyen insanımız var. Bunlara bir çözüm sunmamız lazım. İlla ki hemen tamamen 5 milyonu bugün emekli olsun falan diye bir şey demiyoruz. O günkü Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını şundan çok arzulamıştım. Konuşmam da var orada. Şunu söyledim. Dedim ki bu toplumun bir kesiminin, yalnız başına iktidarın, yalnız başına muhalefetin, yalnız başına bir bakanlığın veya işin mağduru tarafının çözeceği bir şey değil. Toplum yan yana gelip bunun çalışılması lazım. İşte Meclis Araştırma Komisyonu'nda bu yapılacaktı. Yan yana gelecekti bütün kesimler. Hem bunun mali boyutu çıkacak. Bakın şimdi bir mali boyutu yok. Ortada bir rakamlar konuşuluyor ama rakamın ne olduğunu kimse bilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı 40 yıllık maliyeti bir anda söyledi. Hangi bir şeyde biz konuda... Sizin partiniz iktidara gelse... Ya biz EYT sorunu çözeceğiz. Ya da yani partinizin biz, içinde bulunduğu koalisyon ya da ittifak çözer misiniz? Elbette çözülecek. Millete söz verdik. Ben lazım ben o taraftayım. Ben bunu kanıtlamış birisiyim. Yani partimden ben grup başkan vekilliği görevinden alınmam ve partiden ihraç olmam pahasına ben partimin 3 ay önce 24 Haziran seçimlerinde verdiği sözü tuttum. O günkü oylamada olumlu oy kullandım. Ben bundan sonra da İYİ Parti Sayın Akşener zaten bu konu çok üzerinde duruyor ve şu anda Sayın Akşener bir kurtarıcı olarak görüyor EYT'liler. Dolayısıyla biz bu konuyu çözeceğiz inşallah. Son soru. Kıdem tazminatımızla ilgili de benzeri bir yaklaşımı, benzeri bir sözü verir misiniz? Kıdem tazminatı konusu Sayın Genel Başkanımızın geçen yıl grup konuşmalarında da var. Şimdi burada bir defa bu konuyu hükümet tarafı çok iyi anlatamıyor onu söyleyeyim. Yani illa taraflar anlaşsın işte çözelim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Topu taca atıyor. Bu şekilde olmaz. Tarafların bu şekilde anlaşma imkanı yok. Burada çalışanları tedirgin etmenin bir anlamı yok. Hele hele şimdi şöyle bir zamanda gündeme getirecek bir konu değil. Sayın Meral Akşener ifade ettiği gibi bu konu rafa kaldırılması gereken bir konudur. Hükümetin bu konuda sicili bozuktur. Bakın bireysel emeklilikle ilgili bir şeyler yapılıyor. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir laf çıktı. Bu bireysel emeklilikte toplanan kaynakları işte iş adam şeylerine, iş dünyasına aktaracağız diye. Ya o bizim elimizde değil ki. Daha doğrusu o devletin elinde olan bir şey değil. Zaten bireysel emeklilikle ilgili herkes kendi fonunun kararını kendisi veriyor. Dolayısıyla devlet burada işsizlik sigortası fonunun kaynaklarının şu anda tamamen sıfırlanmış olması gibi bir anlamda buradaki kaynakları da eğer devlet kullanır kaygısı var. Kıdem tazminatı da bir fon oluşturulması durumunda bu fonun da yine devlet tarafından geçmişte olduğu gibi bir takım yanlış yerlerde harcanacağına ilişkin de millette bir endişe var. Dolayısıyla kıdem tazminatı konusu yani bugün ele alacak bir konu değil. Onu efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Erhan Usta. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Şimdi...